Danish, lütfen dinle beni. Danish, sana yalan söylediğimi kabul ediyorum ama... Yalan. Yalandan ne kadar nefret ettiğimi söylemiştim sana. Ama sen yine de bana yalan söyledin. Ne sanıyordun ha? Bana söylediğin her şeye inanacak kadar saf mıyım? Aptal mıyım? Asla değilim. Benim yalana tahammülüm yok. Danish, Danish. Danish, en azından dinle bir kere. Bunda benim bir suçum yok Danish. Danish'e söyle beni görsün. Danish Bey'in kapısı kilitli. Defalarca çaldım ama bana cevap vermedi efendim. Belki Danish Bey uyuyakalmıştır. Fiza nerede? Şu an misafir odasında. Tamam, sen gidebilirsin. Telefonu da açmıyor. Bunların hepsi senin yüzünden. Derdin ne senin? Ben kime ne yaptım ki? Muhtemelen yorgunluktan uyumuştur. Ne var bunda? Belli ki yine karısını odadan kovmuş. Bunu neden anlamak istemiyorsun? Sen biraz temkinli davranmayı seçmiş olsaydın bunların hiçbiri olmazdı, öyle değil mi? Ah bir bilsen. Ben uzun zamandır bugünü bekliyordum. Böyle bir fırsatın kaçmasına nasıl izin verirdim? Zarina, bana demli bir çay lütfen. Ekrem'e de soğuk bir şey getir. Allah'ım, sen her şeyi görür, her şeyi bilirsin. Kimin kalbinde ne olduğunu. Benim Danish'i ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun Allah'ım. Ama onun bu haline tahammül edemiyorum. Allah'ım, sen kalplere merhamet verensin. Lütfen Danish'in kalbinde nefret olmasın. Bütün işlerim kolaylıkla yoluna girsin. Zorlukları aşmama yardım et. Amin. Neden hala uyumadın sen? Uyku tutmadı. İyi misin? Bir şeyin yok ya. Ben iyiyim. Hatta çok iyiyim.
Çünkü insanların babam hakkında söylediklerine rağmen yıkılmadım. Danış! Danış! Kapıyı aç! Evet baba, sabah sabah hayırdır? Birinin gözüne endişeler yüzünden uyku girmiyorsa, sabah akşam diye bir şey yoktur. Niçin böyle yapıyorsun sen, he? Akşamdan beri kendini odaya kilitledin. Ne sen çıkıyorsun ne de kimsenin girmesine izin veriyorsun. Dahası karın misafir odasında kalıyor. Bunun nasıl anlaşıldığını biliyor musun sen? Fikrin var mı? Hizmetkarlar hakkında ne düşünüyordur sence? Karı koca arasında bin bir görüş ayrılığı olabilir ama bu kirli çamaşırları ortaya serebileceğiniz anlamına gelmiyor. Karınla ilgili bir şikayetin varsa eğer, o zaman bunun ikiniz arasında kalmasına dikkat edin. Bu odadan çıkarmayın. Doğru olan bu çünkü. Gel bizimle kahvaltı yap. Karını da getir, tamam mı? Sizi bekliyorum. Ne? Bunun nesi faul yok artık? Nasıl oyuncu bunlar hiç anlamıyorum. Bildikleri tek şey her ikili mücadelede kendilerini yere bırakmak. Hepsi bu. Sizden bir şey olmaz. Alo? Evet? Evet? Evet. Ben Saat. Elbette. Evet. Yarın müsaitim. Evet. Hı hı. Aha. Evet. Kesinlikle orada olurum, merak etmeyin. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Anne, anne! İş için mülakata gittiğim şirketten aradılar anne. Sanırım işe alındım. Ne? Maşallah, maşallah. Seni tebrik ederim oğlum. Bu akşam evde yemek yok. Her şeyi bırakın. Dışarı çıkıyoruz. Ben ısmarlıyorum. Yemeği dışarıda yiyeceğiz. He? Siz ikiniz gidiyorsunuz oğlum. Benim yarın erkenden işe gitmem gerekiyor. Oraya kadar da yapacaklarım var. İkiniz gidiyorsunuz. Ayrıca bu onun şansı. Sana uğur getirdi. Ya, demek öyle. Benimle gelir değil mi? Ne demek gelir mi oğlum? Tabii ki gelecek. Gelinimle uğraşma, yoksa bozuşuruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.